şova hoş geldiniz. Başından böyle gizemli, esrarengiz, hafif böyle tüyleri diken diken eden, korkutucu bir anı geçmiş biri var mı? Böyle bir hikayesi olan. Hah, şuraya beyefendiyle konuşalım. Adana'da bir hastanenin işini yapıyordu, kapı pencere işini. Israat etme yerimiz tam morgun önündeydi. Ben de oturup çay içiyordum. İşte cenaze aracı geldi birden. Ağlayanlar falan vardı içinde. Rahmetlik biraz kiloluymuş herhalde. Yardım istediler. Evet. Neyse olur dedim yani. Çocukları falan ağlıyordu. İçeri morga girdim. İşte imam falan ben bir yakını daha. Birden dışarı çıktılar, ben tek kaldım içeride. Niye? Bilmiyorum valla. Yarım çekmece bir daha çık. Ben zaten dalmışım orada, hissetmedim. Onlar çıtırıyorsa kaçardım. Şöyle bir baktım. Rahmetli'nin hani yüzünü biraz açtılar. Ben böyle daldım gittim, hani biz öleceğiz falan böyle bakıyorum. Arkamı çevirdim, baktım kimse yok. Size niye açıyorlar? Bana değil, yakınları gördü, adam birden kötüleşti, dışarı çıkardılar adamı. Ha, o yüzden şimdi oldu. Ben de kötüydüm ama hani yakın değilim o kadar. Ondan sonra... Yani siz idare edebiliyorsunuz durum o ana kadar. Bilmiyorum, ettim herhalde. Hayatı öyle sorgulamaya başladınız. Aynen işte, ben nasıl burada kalırım, böyle bir yer atarlarsa. Hatta vasiyet bırakacağım, beni morga koymasınlar. Böyle psikolojim bozuldu. Şöyle bir baktım, kapı kapanınca sesi duydum. Kapıya döndüm, 2 metre, 2,5 metre mesafe var. Kımıldayamıyorum, böyle dondum birden. Dua ediyorum işte, Allah'ım biri gelsin artık. Çünkü tutuldum yani. Sonra rahmetliye baktım böyle. Ya dedim, şimdi kalkarsa ben ne yapacağım? Sonra kapı açıldı işte. İmamla bir iki kişi daha geldi, güvenlik falan. Ya dedim, ne yapıyorsunuz arkadaş ya? Niye dedim çıkıp gittiniz buradan? Niye, ne oldu dedi. Ya dedim, niye sizi burada tek başına bıraktınız? Korktum falan dedim. Niye korkuyorsun dedi, öldüğünden korkulur mu? Korktum işte, ne yapayım? Böyle bir anım oldu. Sonra biz hastanede bir ay kadar çalıştık. Ben alıştım artık. Her molada biri gelir, yardım eder misin kardeş? Yani bu iş için adam tutsunlar. Gerçekten bu sıkıntı var bizim hastanelerde. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Çok mersi. Bizim çiftimiz yolculuk sırasında yoruluyorlar, acıkıyorlar. Ve yemek yemek için bir mekana giriyorlar. Bakalım girdikleri mekanda başlarına neler geliyor efendim. İzleyelim. Başımı kırdın, başımı konuşma adam. Hayret bir şey ya. Başına. Oh, çok şükür sonunda bir insan yapıtı bulabildik, yeter. Çok şükür, güzel restoran. Yani sırf başımızın etini yedin diye buradayız, farkında mısın? Hayır, ne var yani, paralı yoldan değil de öbür yoldan gitseydik İbrahim. Yani acıktım diye tak... Bana bak, o düğünü bir kaçırayım, o zaman işte sen gününü göreceksin. Bip, bip, bip. Ne yapıyorsun kadın? Yeterim, yaparım. Yeterince bu söylenmek değil. Daha dırdır etmen lazım. Adam devam dırdır ediyorsun diyor. Hmm. Dırdırı görelim yani. Dırdır yapayım. Bu dırdır değil miydi? Yok. Şimdi sen görürsün. Dırdır son şey... Hep senin yüzünden. Sen bir ama ona bir başlangıç ver ki o nefesi oraya yedirelim. Buyurun. Evet. Aman! Sonunda bir insan yapıtı bulabildik, çok şükür. Evet, çok şükür. Eğer sen arabaya bindiğimizde paralı yoldan gitmeyelim, normal yoldan gidelim deseydin başımıza bunlar gelmezdi. Hep senin yüzünden. Beni arabaya oturdun, koltuğa oturttun. O uzun yolları gide 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 döndüre döndüre başımı döndürüyorsun. O da tepe dedi. Onları bile görmezden gelmiş. Sonra açsak atalım ne olacak? Bir tane simit yer, sen arasını bir tane kaşar koysun. Hayır, onlar da tutturdum ve ben o düğüne gideceğim. Eğer beni o düğüne yetiştirme, vallahi bunun iki katını yaparım, sana haberin olsun. Çok bana geçmedi senin dördün. Hayır, hayır. Biliyor musun Cüneyt? Bip, bip, bip. Bu ne oluyor ya? Allah Allah. Ne diyeceğimi unutturdun kadın. Ha? Ben enayi miyim, para oluyor da para vereceğim? Eski yoldan gidelim ben. Tamam, kabul ediyorum ya, evet. Belki eski yola girdik diye yolu biraz uzattık. Zamanı biraz açtık. Evet, belki eski yola girdik diye lastiğin biri patladı. Evet, belki fazladan 2 depo benzin harcadım. Evet, ben biraz enayiyim. Ama hiç bana suçlu olma. Asıl kabahati sensin.
Niye? Benimle ne alakası var acaba? E kızım bitmiyor akrabalarının düğünü, nişanı, kınası, takı suçlusu busu ya. Kalabalığız. E kalabalık, izdivaç programından beter soy ağacım var. Bir de kavimler göçü gibi ülkenin dört bir yanına yayılmışlar. Sabahtan beri direksiyon sallıyorum. Bu da can. Acımdan ölüyorum, acım ya. Ben o kadar merak ediyorum ki senin anan sana hamileken acaba zıkkın mı aşerdi İbrahim? Neyse tamam. Oturalım. İki lokmamızı yiyelim. Düğüne de bir güzel geç kalırız. Sen de zıkkımını yersin. Tamam diyorum, kendi konuşuyor kadın. Tamam hadi. Kimse var mı? Kimse yokmuş. Kalk gidelim, kimse yokmuş. Kalk kalk. Hadi kalk. Yeterciğim bak, arabanın navigasyon aleti harakiri yaptı, canına kıydı. En son sizin yolunuzu, yordamınızı 100 metre düz diye devam etti. Nerede olduğunuzu farkında mısın? Allah'ın unuttuğu yerle cehennemin dibi arasındaki kavşaktayız. Ve ben açım. Şuraya oturuyorum, iki lokma bir şey yemeden ağda kalkmıyorum. Hadi kaldır, 120 kilo adam, hadi kaldır. Lah koydum bunu buraya, hadi kaldır. Açım deyince hep agresyon, hep agresyon. İnşallah zıkkım yersin. Zıkkım gelir sana bir porsiyon da onu yersin. Zıkkımın pekiyle beraber sana getirilir. İnşallah zıkkım. Bir ucu zıkkımı, bir ucu zıkkımı. Zıkkımı da bir ucu ağrını koyar üstüne. En son burnunu ısıracağım, o olacak. Böyle kalacak. Kimse yok mu? Şefim. Kimse yok mu? Bir bak hele. Kimse yok mu? Ne istiyorsunuz? Ha? Ne istiyorsunuz? Beyefendi, affedersiniz, yanlış mı geldik? Restoran yazıyor kapıda. Burası restoran değil mi? Evet. Çok güzel. Biz de o yüzden geldik efendim. Biz şey yiyeceğiz, şey vereceğiz işte size. Ne onun adı? Şey vereceğiz. Ne? Şey söyle, şey vereceğiz. Ne? Şey vereceğiz. Bir şey vereceğiz. Sipariş ulan, sipariş. Allah kahretsin, lanet olsun, sipariş vereceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah. Sipariş mi? Sipariş vereceğiz efendim. Sipariş, sipariş. Kaç, kaç. Ya ben, sipariş vereceğiz demedim. Başka bir şey mi vereceğiz dedim. Niye bu kadar sevindi bunlar? Hatta bir sipariş dedim. Açlıktan halüsinasyon mu görüyorum? Az önce yaşananlar gerçek miydi? Sirke mi düştük, neler yaşanıyor? Gerçekti. Zıkkım yemek istediğin için aha buradayız. Hepsi de gerçek. Ya sen daha korkunçsun bunlardan. Aç. Otur, hemen siparişimizi verelim. He. İki lokmamızı yiyelim. Yiyelim, gidelim. Her neyse şeyse, ondan sonra tamam mı? Tamam. Gidelim. Sakin ol. Daha ne olabilir canım? Sakin ol. Geliyor, geliyor. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Deminki fevri hareketlerim, biraz böyle abartılı sevinç hareketlerim yüzünden lütfen kusura bakmayın. Yok. Sevincimi içimde yaşamalıydım. Estağfurullah. Yaşayamadım. O yüzden kusura bakmayın. Estağfurullah. Valla kusura bakmayız da sağlık karnenize bir bakarız. Aşılarınız tam mı beyefendi? Bu böyle hareket olmaz. Bunlar ne böyle garip garip hareketler yapıyorsunuz? İbrahim.
Çok ayıp, adam duyuyor hayatım. Biraz sakin ol. Hayır, biraz manyak olabilir ama yani biz adamın duymayacağı şekilde konuşalım ki adam herhangi bir şey... Adam tepemizde senin konuşuyor, adam burada. Bırakın, bırakın. İstediği gibi yapsın. Ha. Neticede o benim ilkim. Nasıl? Neler oluyor? Nasıl laflar onlar? Ne demek öyle ilk mi? Nasıl, ne demek oluyor öyle? Nasıl öyle şeyler? Sen benim ilk müşterimsin. Ha. Ben burayı açtım. Herkes gelir. Burası dolar zannettim ama kimse gelmedi. Siz benim ilk müşterimsiniz. Sen benim ilkimsin. Ha şey yani. Şey ilk. E ne güzel. Ne kadar güzel. Lokantanızı yeni açmışsınız. Biz de bu yeni açılmış lokantanın ilk müşterileriyiz değil mi? Çok yeni değil aslında. 10 yıl oldu. Abilersin kardeş. Sana söylüyorum. Siz 10 yıl boyunca burada hiç insan görmediniz mi? Yok, yok, yok. Hayır, hayır, hayır. Gördük, gördük. Gördük efendim, olur mu? Kapıcı Cafer var, Sabri var yönetici, üst katta katil var, horozları var onun bildiğin. Sevim var, onun kocası var. Evet, o biraz içkici. Cemil mi? Cemil, evet, evet. Ondan sonra Taktak var. Sedat? Sedat. Dumhof'ta var mı? Var, var, olmaz mı? Evet, kralın boynuzunda iblis. Öp, iblis. Dizi bu adam, dizi sayıyorsun. Bizimkiler o. Hayır efendim, bizimkiler, sizinkiler değil. Onlar bizim ailemiz. Onlar gerçek. Efendim, burada ne telefon çekiyor sonuçta ne de uydu anteni çekiyor. Tabii. Biz de ne yapalım? DVD'den, VCD'den sürekli bizimkileri izliyoruz. Onlar gerçek biliyor musunuz? Evet. Tabii tabii, tabii gerçek. Güzel kardeşim. Yok, harika. Adam kafa yemiş. Adam delirmiş. Adam gitmiş. Çıkmış adam. Dikkat ettiysen hem kel hem çok saçlı. Hem de fotoğraf. Evet. Kafa gitmiş. Evet, gitmiş. 10 yıldır insan görmemekten hop etti. Evet. Sizi gördük ve çok sevindik. Gerçekten sizler bizim veli nimetimizsiniz. Sizlerle sonsuza dek burada mutlu olacağız. Sizinle sonsuza dek burada mutlu olacağız mı dedin? Yok yok, hayır. Sosumuzdan çok mutlu olacaksınız dedim. Ha, açlıktan biraz yanlış duyuyor olabilirim, kabul. Hayır, rica ederim efendim. Asla gitmenize izin vermeyeceğiz. Asla gitmenize izin vermeyeceğiz derken. Atla gitmenize izin vermeyeceğiz. At! Benim oğlumun atları var, çok güzeller. Ama maalesef... Bakın. Ya! Gördüğünüz gibi atlara binmemize izin vermiyor. Evet. Biz de böyle idare ediyoruz. Arkada da çok garip şeyler oluyor. Yüzüne vurmak istemiyorum ama çok ürküyorum. Çok çıkıcısın. Şaka yapmıyorum. Gerçek görüşlerim bunlar. Ciddiyim. Olsun. Gerçek de olsa ben sana her zaman gülerim. Sen yeter ki konuş. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Adam bana çok kötü sardı şu anda. Beni kurtar, bir şeyler yap. Çok acayip bir projem var. Açız. Çok açız. Evet, çok açız. Karnımız nasıl gurulduyor değil mi İbrahim? Evet, bir yemeğimizi biz hemen bir yiyelim. Ondan sonra zaten yola revan olacağız. Yol da uzun. Demek karnımız acıktı. Oo. Sen de aç mısın İbrahim? Direkt midemle muhatap ol istiyorsan, görüyorsun artık. O kadar yaklaştın ki biraz öte gider misiniz? Ben o zaman karımı çağırayım, hemen siparişleri alsın. Tamam. Barca! Barca! Sakin ol hayatım, geldim. Merhaba, hoş misafirlerimizin lütfen siparişlerini al. Ben de ortalığa bir çeki düzen vereyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim tekrardan. Merhabalar. Kusura bakmayın, kocam biraz heyecanlıdır. Ama biz gerçekten de hiç merak etmeyin, çok normal bir aileyiz. Normal. demin şeye, bidona biniyordunuz şurada. Onunla kadının geleyim. Yüzüne vur diye mi işaret ettim ben sana? Niye çaldın? Duyuyorum. Pek normal, pek normal gelmedi öyle geçince dedi, şey yaptım. Hayır, ocakta yemeğim vardı. Ha. Onu kapatmak için gitti. Ha. Evet efendim, gayet normal insanlar. Ha, iyi, çok şimdi, şükür. Çok güzel. Ne alırsınız, acıkmışsınız. Evet, şöyle yapalım. Bir menü alabilir miyiz? Tabii, alabilirsiniz. Menüyü getirelim o zaman. Tabii ki, getirelim. Sağ olun. Allah çok şükür.
zaman menüyü. Hadi alalım o zaman menüyü. Buna bakıyorum. Aa, menüyü alalım değil mi masaya? Getirebilir misiniz menüyü bakalım? Tabii ki. Getirebiliriz menüyü bakalım. Haydi o zaman alalım artık menüyü. Hadi alalım artık menüyü. Hadi alın o zaman menüyü. Alın o zaman menüyü. Ben bu kadına bir yere varlamıyor. Varamayız, ne yapacağız? Buradayım. Aa, ne kadar şaşırtıcı. Hiç sizden beklenmeyeceği bir hareket gerçekten. Ne yapacağız? Ben direkt sorayım. Sor. Ne tavsiye edersiniz yemek olarak hanımefendi? Efendim, ben size şefimizin spasiyeli mumbar dolmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Sağ olun. Ağır gelir varsa bir pilav üstü kuru alalım, yanında da şalgam. Tamam. O halde iki adet mumbar dolması, yanına da iki adet ayran yazıyorum. Yok. Çözeceğim şimdi. Evet, yok, şey, biz şey dedik. Mumbar istemiyoruz, onun üstün pilav üstü kuru, değil mi? Ayran yerine de iki tane şalgam. Şalgam. Tamam. O zaman iki adet mumbar dolmasını size şiddetle tavsiye ediyorum. Ya yeter artık ama hanımefendi. Ne şiddetle tavsiye ediyorsunuz Allah aşkına? Açız diyoruz burada. Ben şalgam diyorum, pilav üstü kuru diyorum, mumbar diyorsun, ayran diyorsun. Olacak şey mi ya? Ne şiddetle tavsiye etmekmiş bu artık canım Allah aşkına ya? Ne yani? 9 porsiyon mumbar rica ediyorum. Ben mumbar üstüne mumbar istiyorum. Mumbara sarılı mumbar, 3 katlı mumbar, double mumbar... ...bir de kütüğümü mumbar olarak değiştirin. Adım ben adım, mumbarım. Adımıza mumbar yapın, evet. Mumbar. Ay çok sevindim, harika bir tarif. Evet, çiçeklerimizi de... Sulayalım. O taraf tarla zaten. Oh, oh. O zaman yemeklerinizi şimdi getiriyorum. Evet. Su tabancasıymış, su tabancasıymış. İbrahim, gel gel. Çabuk al, gidelim buradan. Çabuk al, İbrahim. Anam. İbrahim, yeter, yeter, yeter. Bir terslik var. Ne oldu? Bir terslik var. Ne oldu dersin? Yemekler gelmedi, çok açım. Göbeğini yeterim lan sana. Çabuk, çıkar. Gel buraya. İbrahim, sakın. İbrahim. Açılın. İbrahim. Buradan gitmek istediğinizi yeterince panikle göstermediniz. Şimdi çıkışı kafalardan çıkışı hissettirelim. Oh, kafadan çıkışı hissettiniz mi şu an? Gidiyor. İbrahim. Gitmek zor. İbrahim çabuk çık. Beceremiyorsun. Çekil. Şişman ol, beceriksiz. İbrahim. Kapı açılıyor İbrahim. Dene. Kapıyı kilitlemiş. Üç harfli değil bu, bir buçuk harfli, bir buçuk harfli. İbrahim bakma. Bakma. Ve şimdi de müzik zevki. Biricik kızım Aysel sizlere şarkı söyleyecek. Lütfen yerlerinize geçin. Yok. Çok iyiyiz biz burada. Ayakta kalmak nasıl iyi geldi? Çok iyi böyle burada, o havada. Dikeldik böyle, evet. Ayakta ondan sonra. Geliyor. Ha. Bakma. Bakma tabii. Bakma. Ölü taklidi, ölü taklidi. Müsaade eder misiniz beyefendi? Yerime geçmek istiyorum. Aysel'in kendine has stiliyle dansını ve şarkısını aynı anda göreceğiz. Bir performans izleyeceğiz efendim. Çok ilgilen. Ses veriyorum Aysel. Çok ilgilen, çok ilgilen. Çok iyi, harika. Ormanlar öldürecek insanlar. Çok tatlı bir kızım. Geberin inşallah.
geldi. Böyle müzik böyle sanat olmaz olsun. Yeter artık be. Allah, iğrenç söyledin. İğrenç, kusura bakmayın. Müşteri olarak söylüyorum. Yani. Çok aza geldim galiba. Farkındayım. Biraz fazla şey yaptı. Müşteri beğenmedi. Defol git buradan. İğrenç bir sesin var. Git. Git buradan. Çok kötü şarkı söylüyorsun. Git! Git kızım, git sonra konuş. Git buradan! Git lütfen, rica ederim. Git! Gider misin sonra? Git! Git be, git ya! Bana yapışıyor. Olmaz ya, tehdit. Pardon, sinirim bozuldu artık. Artık sinirim bozuldu. Oramda mı, buramda mı, buramda mı, ben gittim. Bir bas oyna, canımı kolluyorum burada. Tehdit. Affedersiniz. Başında tehdit var. Evet, oo. Sen ona devam et, o güzel. Sen de... Gerçekten üzül ya. Baban sana bağırıyor yani. Üzül, üzüldükçe çirkinleş. Evet, güzel. Buyurun. Git! Yok, duymuyorum ben. Sonra... Git! Git buradan. Gider misin kızım? İğrenç söyledin. Sonra konuşursun. Hadi, hadi kızım, sonra konuşursunuz. Hadi, Allah bu da geldi. Senin yüzünden kariyerim bitti. Puh! Gelelim inşallah. Yazık değil mi ama? İbrahim, küçücük bir kızı üzdük. Bırakın üzülsün. Önemli değil. Ya. Sizler benim biriciğimsiniz. İlk müşterimsiniz. Lütfen oturun hanımefendi. Yani neticede sizler üzüleceğinize o üzülsün. Müşteri bizim bir nimetimiz efendim. Ben hemen gidip onun ses tellerini aldırıyorum şimdi. Aa. Hiç merak et. Yemekler geliyor. Yemekler geliyor. Yemekler geliyor. Dur. Saç tokanı ver. Çabuk bana saç tokanı ver. İbrahim, kaçma saç. Ulan saç tokanı ver. Açacağım kapıyı. Mumbarlar geliyor diye. Ver saç tokanı ver. Kaçabilecek misin? Ver. Hanımefendi, bir saniye. Kapat elini. Ver. Çok güzel oldu. Nasıl yaparlar bunu hiç bilmem musun? Bir açalım. Çok aç. Çabuk aç. Bunlar nasıl açılacak? Döndür. Döndür. Oraya doğru git kızım. Ya korkutucusun. Gidiyordum abi. O tarafa, o tarafa. Geriyoruz değil evet mi? Evet efendim, evet. Sen iyice aç, sen iyice aç. Ben çok açıyorum, yere olsun. Mumbarları koymak için geriliyoruz. İyice... Çok geriliyoruz, gerisini de geriliyoruz. Ama açmak için de tabii geriliyoruz aynı evet. Zamanda. Atarım! Otur. Buraya oturunca kızmıyorlar, otur. Kızmıyoruz. Evet. İşte mumbarlar geldi. Bak amcası. Bu mumbar aynı İsmail'e benziyor. Sizin takdiriniz tabii. Aynı onun göbeğim. Evet, tabii. Siz aynısınız. Mumbar mı? Değil. Ne o? Börek. Ama niye hemen söylüyorsun? Daha sen inanmamışsın. Ben inandım. Mumbar bu. Börek diyorsun. Ama börek. Börekse kahretsin onu. Tamam. Mumbar. Güzel. Mumbarlarım. Bunlar benim mumbarlarım. Bak, aynı İsmail'in boyu var. Ya maşallah. Maşallah. Evet evet. Gül böreğini mumbar zannediyor. Kişi kötüsü inanıyor buna. İnanıyor evet. Maşallah. Maşallah. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Nur topu gibi mumbar. Çok güzel mumbar. Maşallah. Oh. Evet. Çok da saygılıdırlar teyzesi. Tabii. Ne? Amcası senin elini öpecek mumbar. Uzat da elini öpsün. Ne? Neyi öpüyor anlamadım. Nasıl öp? Ne öpmek? Elini öpecek mumbar. Ya arkadaş, bu evde doğalgaz kaçağı mı var acaba? Yıldırım mı düştü bu eve? Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Ne kokladınız siz ya? Ben mumbara el mi öptüreceğim 40 yaşında adam? İbrahim abi. He? İbrahim. Bırak Allah aşkına, su tabancasıyla beni korkutuyorsun Allah. Berhuda oğlum. Sen de gel bakalım, sıpa. Al seni yana. Al beni. Al. Al bunu. Al. Luna Park'a gidersin, al. Çok güzel, harika. Çok sevindim. Maşallah. Canım benim. Canım, nasıl da sevindiler ya, değil mi? Ne güzel, tay. Gerçekten çok güzel bir seçim yaptınız mumbar istemekle. Vallahi sinirden, stresten benim onu al yedin, bir şey yapacağım. Başımıza gelebilir. Tabii. Stresten çok fena oldum ben. İbrahim. Yiyeceğim yani, midem yapıştı, kusura bakma. Ye. Mumbarı yedin. Ye.
Bir şey deneyeceğim. Bunlar ya. Bunlar. Bunlar sizi. Ben yiyorum ya. Tamam, abartma. Bak, bak. Tamam, sakin ol. Evlatlarımı yediniz. Yok, şey, yok aslında. Evlatlarımı yediniz. Aha, duruyor, duruyor. Tamam. Şikayet edeceğim. Eyvah. Sizi şikayet edeceğim, aşçıya. Buralar soğuyunca. Allah Allah. Çıkışı da bitmiyor. İbrahim. He? Buralar soğuyacakmış. İbrahim, eğer bunlar böyleyse bunların aşçıları nasıldır? Kim bilir İbrahim ne yapacak? İbrahim, kalk gidelim. Ne olur kaçalım. Hadi kalk. Ya dayanamadım. Kadın çok fazla mum var deyince mumdan olmasın dedim ama ya kaçalım. Ama evlatlarını yedin kadını. Bunu nasıl yaptın ha? Al hadi. Ara şunu aç. Hadi açıyorum. Gel buraya. Bu sefer ben cecağıma inanıyorum. Bana güveniyor musun? Gel. Hadi. Yolu kal sakin ol. Yolunu bak, başlayacağım yoluna. Açın şunu aç. Gelecek de şef gelecek. İnanamıyorum. Açtım. Ha, çıkıyoruz. Duvar örmüşler. Tabii ya, duvar örmüşler. İbrahim, çıkamıyoruz. İbrahim, bir şey geliyor. Kaç. Gel buraya. Bir yere mi gidiyordunuz? Frankenstein geldi, Frankenstein. Frankenstein değil. Ben Hamza. Evin küçük oğluyum. Küçüğü boşsa büyüğü nasıl? Babam dedi ki, misafirler geldi. Evet. Ben de hiç çıkmasınlar istedim. Ne kadar hoş. Seninle bir oyun oynayalım. Oynayalım çocuğum. Sen duvarı, ben de sana sıva yapayım. Mala vuruyor. Yavrucuğum, malayla şaka olmaz çocuğum. Yapma, yapma. Başımıza bir kaza gelecek çocuğum. Gelsin. Cana geleceğine mala gelsin. Çok kötü şaka. Ne yapacağız? Ne yapacağız İbrahim? Kaçalım. İbrahim. Heh. Çok büyük bir projem var. Neymiş? Camdan kaçıyoruz. Ya, bir cam aç. Ya kuma gelme daha. Aç, vur, kır. Çok kal. Ben çok tatlı bir kızım. Gemerin inşallah. İbrahim, bu da malayı sürdü. Başına taş düşsün inşallah bu mağara. Nereden geldi bu başımıza? Nereden geldi? Senin paralı yolun yüzünden geldi. Ulan kirayı yapmanız nasıl mı kadın? Buna bana vuruyor burada. Gel arka kapıdan kaçalım. Arka kapıdan. Hiçbir yere kaçamazsınız. Daha ormana gidip odun keseceğiz. Bir odunluk yaparsa onu da keseceğiz. Eyvah, seni kesecekler. Sen odunsun. Seni kesecekler. Şimdi gözlemlerini aktarmanın tam sırası mı sanki yeter? Allah aşkına ya, buradan nasıl kurtulacağız? Bir yol yordam göster bize, ne yapacağız? Aklına bir şey... İbrahim. Heh. İbrahim. Ne oldu? Bizimkiler. Heh. Halil pazarlama. Bizimkiler? Oğlum. Heh. Halil pazarlama. Heh. Şu sese de bakın. Halil pazarlama geçiyor kapının önünden. Heh. Nerede? Şurada. Halil pazarlama, Halil pazarlama, Halil pazarlama kapınızda. Hayır, onlar pikniğe gitmişlerdi. Halil pazarlama kapınızda. Gelmişler, gelmişler. Ağzınızla yaptınız, gördüm ama yine de gideceğim. Aferin kızım. Tükür, tükür. Dur, aferin. Geberin inşallah. Sen gidin oradan. Küçük bir şey değil bu, yaratık bu. Oh, oh çok şükür. Kaçalım. Bitti her şey. Evet. Yürü gidiyoruz. Hadi, hadi gidelim. Az yemek yiyeyim ama karnım kıyıldı. Yemek mi? Heh. Sana evde mum var yedireceğim. Koca tombiş. Biz de tombiş. Yürü. Evet, ortaokul, lise yıllarında kız arkadaş veya erkek arkadaş yüzünden, böyle bir anlaşmazlık yüzünden tartışan, kavga eden var mı? Bravo. İsim ne acaba? Olcay. Olcay Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıl kaç, ne zamanlar oluyor? Bu ortaokul mu, lise mi? 83 doğumluyum, lise yıllarında oldu. Sen hesap et artık diyorsun. Lise 3'tüm, lise 1'den bir kıza aşık olmuştum. Her çıkışta peşinden gidiyordum, en son sıkıştırdılar sokakta. Bayağı bir dövdüler. Hiç. Evet, peki niye böyle bir şey oldu? Dövenler kimler, vallahi seçebildiniz sevgilisi mi? Sevgilisi varmış da ben onu tam bulamamıştım o zaman.
Her gün peşinden gidip takip ediyorsunuz. Evet, sevgilisi varmış. Artık gözünüz nasıl görmüyorsa evet. Lise bir mi yapanlar bu eylemi? Yok, onlar da lise üçmüş ama ben tanımıyorum. Arkadaşları bir daha görmedim zaten. Ben sabahçıydım, onlar öğlenciydi. Haber almışlar. Almışlar. Siz farklı dönemde olduğunuz için görmüyorsunuz. Evet, bilmiyordum evet. Bilseydim yapmazdım. Yok, yapardım herhalde yine, bilmiyorum. Evet, sizin hala bir iç hesaplaşma var konuyla ilgili anladım. Yok, evliyim, eşim burada şimdi de. Tamam, tadını kaçırma diyorsunuz. Evet, artık yapmam. Olay anına dönelim. Şimdi hanımefendi ilk kafeteryada gördüğünüz okulun çok hoşlandınız. Yok, kafeteryamız yoktu bizim. Bahçe vardı, basketbol oynadığımız, orada gördüm. Evet, hanımefendi basketbol oynarken... Yok, biz oynuyorduk, o orada gördüm. Abi sen de beni bozuyorsun. Siz basket oynarken hanımefendi seyrediyor. Evet. Yok, ben onu seyrediyordum, çaktırmadan. Nasıl becerilemez isimli, evet. Şimdi... Ben hem oynuyordum hem onu izliyordum. O ne yapıyordu peki? Oturuyordu. Hiç bakmıyordu oraya. Yok, bakmıyordu. Basket sahasında oturuyor. Haberi yoktu. Ben dayak yedikten sonra haberi oldu. Erkek arkadaşı demiş, bu çocuk senden hoşlanıyor. Biz de dövdük onu. Peki sizce o 30 kişi bunu nasıl fark etti? Vallahi bunu söylemişler herhalde. Kız arkadaşları bana gıcık oluyorlarmış. Sonradan öğreniyorum. Onlar da onun erkek arkadaşına söylemişler. Sizin lise 3'ten şu çocuk diye beni göstermişler. Onlar da beni takip ediyorlarmış. Benim haberim yokmuş. Yani siz bayağı tren halinde eve gidiyorsunuz çünkü. Peki, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, çok teşekkür Kavga ederim. Kavga esnası nasıl oldu? Bir de onu dinleyelim. Vallahi hiç anlamadım. Her taraftan bir yumruk geliyordu. Bayağı böyle bir ağzım burnumu kırdılar. Evet. Sonra ben ondan sonra yerdeydim. Beni kaldırdılar. Doktora gittim. Dikiş falan attılar. Eve gittim. Ne oldu dedi annem. Dövdüler dedim. Peki onu da böyle mi söylediniz mesela? Evet, böyle aynı böyle anne dedim, dövdüler çocuklar beni dedim okul çıkışı. Sizin tansiyon hep 12-8 değil mi? Efendim mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben Mersi. Teşekkür ederim. Ben de sohbet ettiğiniz için. Sağ olun. Biz kız arkadaş mevzusunu, kavgasını işledik ama... bu okulda yapılan kız arkadaş kavgaları okulda değil de... böyle bir huzur evinde yapılsa nasıl olur diye düşündük. Bakalım ortaya ne çıktı. Gel Hamza, gel. Hamza gel şu teneffüsün tadını çıkaralım biraz. Ya fizik tedavici de bana çok bir sahte ha. Neymiş efendim, ilacımı almamışım. Ya sular kesikti, içemiyorum diyorum. Anlatamadım. Kızdı. Veli'ni çağır dedi. Ha. Ben de Veli ne gezer efendim? İşin yoksa fincanlar ruj çağır. Tabii. Peşin yoksa kartlar ruj al azizim. Oo, sen hiç anlamadın konuyu. Neyse o değil de. Geçenlerde Hamza, bizim Hasan Bey'le tavla oynuyoruz. İnanır mısın son dakikada bir düşeş attım. Bütün salon şok. Naylon poşet mi yok? Naylon poşeti ne yapacaksın be Hüseyin abi? Yahu onlar hep plastik, kanserojen. Ben ilaçlarımı odamda çekmecede saklıyorum. He Hamza, he he. Bir sohbet edecek kimse de yok ki. Ya geçenlerde yine turnuvadayım. Son dakikada bir 4 çağır attım. Üf, o anda Mars. Kars, ooo. Kars çok güzeldir, hele bu mevsimde karla... Hüseyin abi, sen ne kadar saçma şeylerden bahsediyorsun, takip edemiyorum seni. Ah Hamza, ah, ah. Bir de bana abi diyorsun. Ya Selan'dan gün almışsın, bari abi deme ya. Hüseyin, sen neredesin? Yarım saattir seni arıyorum, yoksun ya. Ya Burcu Hanım, biliyorsunuz ki ben burada popüler bir erkeğim. Tavla takımının kaptanıyım. İlgiden falan bulanıyorum ya, üf üf. Öyle mi? Madem sen tavla takımının kaptanısın, ben de buradaki takımın ton ton kadınıyım. Efendim vurmayın, gene kıracaksınız, vurmayın ya. Eskiden beni görünce kalbiniz atardı. Şimdi küçük tansiyonunuz bile çıkmıyor. Puh! Evet Hüseyin Bey,
Siz Burcu'ya böyle davranamazsın. Efendim siz kimsiniz? Komşusu olayım. Sahip çıkalım Burcu'ya. Mumdan çıkmış yangın. Aysel sen böyle gülme. Sen gülünce benim popülaritemi düşürüyorsun. Tamam. Ya ben artık çok sıkılıyorum bu ilişkiden. İstediğimi alamıyorum. Yani ne bileyim çok monotona bindi artık ilişki. Ben de metrobüse bindim. Efendim 65 yaş üstü bedava biniyor. Ben bindim. Oo Hamza, ay Hamza. Hadi gel biz gidelim. Seninle çılgınca bir şey yapalım. İster misin? Aa. Gidip tuvalette gizli gizli müdüre yakalanmadan gazoz içelim mi? He, işine geleni anlıyorsun değil mi? Hadi yürü. Sarı gazozdan. He, sarı gazoz. Hadi koş. Koşamıyorum işte. Lan çok yoruldum lan. Koş bak. Burcu. Adam toprak ateyor gibi trip attı üstüne. Bak benim sinirlerimi oynatıyorsun. Ama ne yapayım haklı. Münir Nurettin Selçuk gibi adam sana mı kaldı? Elini sallasa 50'si. Şuna bak nasıl gülüyor ya. Zaten burada sinirlerim alt üst olmuş. Git bakalım kantine. Bana orada tansiyon hapı al. Tansiyonum çıkacak belli. Kirikten çıkmış tansiyon. Ne olur anlaşılmadı espri. Sat esprini. Seyirciye de oyna onu. Onunla anlaşın, esprine reaksiyon gelsin. Burcu'nun lafından alalım. Git bakalım kantinden bana tansiyon hapı al. Tansiyonum çıkacak belli. Tripten çıkmış tansiyon. Bak beni satamadım. Bedavaya gitti hadi. Neneciğim. Tövbe yarabbim. Oh, 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 oh. Hep geliyor. Bu sürenin ilk günü. Çok heyecanlıyım ya. Artık yaşıtlarımla beraber yaşayacağım. Ya baba, bak şu huzur evi işini nereden çıkarttın? Ha. Evde iyiydin, gel dönelim biz ya. Değildim ulan. Allah Allah, siz sıkıcısınız. Ya ne eskileri yad edersiniz. Ne şimdiki gençleri gömersiniz. Ortak noktamız yok. Ben burada mutlu olacağım. Hadi siz gidin. Ay gidin. İyi, tamam tamam. Hadi takma dişlerini aldın değil mi? Ya aldım çantamda. Hadi gidin. Tamam o zaman bak namaz kılarken de sırtına bir şeyler koy tamam mı? Tamam. Terleme, sırtını üşütme olur mu? Tamam ulan Allah Allah. Bak burada kimsenin akrabası var mı? He? Utandırıyorsunuz beni. Hadi gidin. Ya anlıyorum da bak şimdi arkadaşlarına iyi geçin. Bugün okulun ilk günü hademelerle iyi geçin tamam mı? Tamam, tamam ulan, tamam. Gidin. Hay Allah ya, ne ara huzur evi yaşına geldi ya. Daha dün gibi emekli olduğum gün. Ya, hiç sorma. İlk o sudoku çözdüğü gün hala gözümün önünde benim ya. Lan git, lan git. Bir şeyler unutma. Sırtına. O da boş beleş konuşuyor. Efendim, merhabalar. Merhaba efendim. Yeni kayıt herhalde. Evet efendim, ilk günüm. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ama sizin gibi güzel bayanların burada olduğunu bilseydim daha önceden kaydolurdum. Teşekkür ediyorum. Teveccühünüz efendim. Ne demek efendim? Efendim, izninizle ben kendime takdim edeyim size. Buyurun. Mesut ben 1931 doğumluyum. Efendim, hobilerim fatura yatırmak, yanlış park eden araçları sileceklerini kaldırmak. Bir kerecik anjiyocuk oldum efendim. Kalçam da orijinaldir, çıkık yok yani. Aa, kalça sizin he? Hmm. Bravo, bu yaşta. Tabii canım. Hobiler de iyi, başka yapacak şey olmayınca tabii. Güzel, ben Deniz efendim, İzmirliyim. Hı hı. 1932'de Bağlar Balı'nda doğdum. İlk defa işittim. İzmir Bağlar Balı. Evet efendim. Ballığınızdan belli. Efendim, 84 yaşındasınız. Evet efendim. Vallahi çıtır. Yok artık be. Çatır çutur. Ne çatır? Ya. Efendim, ben Deniz. Emekliyim. Fizik öğretmeniyim. Fiziğinizden belli efendim. Ay teşekkür ediyorum efendim. Siz de herhalde maliyede şeysiniz, katipsiniz. Neden efendim?
Mütemadiyen yazıyorsunuz da o yüzden. Burcum, dansiyon hapı kalmamıştı. Karışık serum atom yaptırdım. Ben Mesut efendim. Memnun oldu. Burcu'ya mı yazıyorsun? Bunun görüştüğü var. Hacamati dersini kemiklerini eline saydırır. Ne alakası var Aysel? Hüseyin Bey'le bizim ilişkimiz mazide kaldı artık. Kendisi beni beğenmiyor bile. Efendim, sizin gibi nadide bir çiçeği beğenmemek için birinin ya katarağının olması lazım... Ay. ...ya da sizinle hiç münasebetinin olmaması lazım. Görüyor musun? Ne tatlı adam. Kurabiye gibi. Efendim, doğru ama kendisi çok belalıdır. Buranın en kötü kalpli adamıdır. Efendim, bela benim göbek adım. Sırf çılgınlık olsun diye metrobüste ayakta gitmiştim var beni. Ya. Öyle mi? Tabii canım. Karşıdan karşıya geçerken önce sağa bakmamışlığım da var. Ay. O şekil yani. Gel lan buraya. Gel buraya. Kaçabilirsin ama koşamazsın. Zira bacaklarında kemik erimesi var. Gel yakalayacağım. Hüseyin Bahadır'ı dövecek. Çok pis dövecek. Benim komşumu da geçenlerde dövüp yan inşaatın kumuna atmışlardı. Kumdan çıkmış komşum. Manyaksın sen Aysel, manyak. Efendim doğru söylüyor. Bu adam var ya, çok hoyrat biri, hırçın biri. Heh, yakaladım. Hüseyin abi yakaladım. Ulan sen niye vermiyorsun lan haftalık haracını? He? Ya o benim kefen param. Hoca kefen parasını yanında taşımayanlara kızıyor. Kefen param, kefen! Yemen parası da neymiş be? O burada geçmez. Hey dostum, sökül bakalım paraları. Hamza sus. Bana bak. Ver parayı yoksa vallahi. Ne yaparsın? He ne yaparsın? Aha da bunu sen istedin, bekle. Bekle ha bunu da sen istedin. Al. Ah Allah, beyaz ışığı görüyorum. Vallahi beyaz ışığı çok yakından görüyorum bu sefer. Burcu Hanım, müsaadenizle ben bu zorbalığa daha fazla dayanamayacağım. Bırakın ulan adamı. İyi yoksa bana sataşın bakalım. Oh, mirim sağ olun. Bu ilinizi ölene kadar unutmayacağım. Yani birkaç hafta aklımdasınız. Mesut Bey, çok rica ediyorum. Yapmayın efendim. Burcucuğum, siz karışmayın. Tamam. Burcucuğum mu? Ulan sen benim manitama mı yazıyorsun? Abim sana bir soru sordu. Cevap ver. Manisa'da mı yaşıyorsun? Cevap ver çabuk. Manisa'da mı ya... Hüseyin abi ne kadar saçma şeyler söylüyorsun. Vallahi sen yaşlandın. Hamza yemin ediyorum vuracağım şu bastonu siyatiğine. Bir sus lan. Burcu ne oluyor burada? Ne oldu Hüseyin efendi? Başka biri bana ilişki teklifinde bulundu diye bozuldun mu? Mesut Bey gayet de romantik, gayet de dürüst bir beyefendidir. Romantik mi? Tabii canım. Hayret bir şey ya. Romantizma hastasıyım. Romantizmin kralıyım. Allah Allah. Ulan çekil şöyle. Nasıl sokacağım bir dakika. Dur geliyorum bekle. Benim imza attığım kalbe mühür vurulmaz. Çok su içen bünyede prostat olmaz. Haydi bakalım. Kötü koydu. Burcucuğum. Lafı. Ayakkabımın altı ortopedik. Senin suratını çizerim simetrik. Oo, çok sertti bu. Biz o lafları atlattık, kalbine pil taktırdık. İçime giyerim içlik, ağzını burnunu kırarım senin ahiretlik. Ay, güzeldi. Yeni geldim fizik tedaviden, bastonu yersin aha da demirden. Sen anlıyor musun? Yok. Lan demirden korksaydık platin çaktırtmazdık. Karacaahmet çocuğuyuz biz. Ay sen gerginlik büyüyor. Destek olalım Besut'a. Şey yapalım. Ne yapalım? Tonton kız dansı. Ay hadi. Gel. Bugün yaparız bu dansı. Gel. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Ver müziği, coştum.
Şimdi o bitmiş. Sen onların verdiği enerjiyle yani hani böyle break dans vardı ya, oradan gazı alıp son figür gibi bir şeyle enerjini toplayıp Hüseyin'e dön. Allah! Neler gördüm ben? Ulan çok bir hırslandım. Davran ulan! Allah! Adam baston çekti. Eyvah! Benim bastonumu sakla, al! Bir dakika, telefon. Dur, dur. Telefonu çalacağım. Oo! Bu nereden açılıyor? Yahu ver, ver. Ver, ver. Şu işte. Sağ ol. Alo. Ha Mithat. Selam söyle. Tamam. Ha bir kavganın ortasındayım, arayayım mı? Selam söyle. He, Hamza amcanın selam var. He, he. Hadi tamam, kapatıyorum. Selam söyle. Aleyküm selam. Yavaş, yavaş, sakin. Acelesi yok yavaş. E hadi. Ha. Oraya vurma, ameliyatlı yerim. Oraya vurma, ameliyat var orada. Aman o platin var orada, şey yapma. İyi de Mirim, neresi ameliyatsız? Oraya vuralım. Ya konuşma. Aa, fıtık attı. Fıtıkım attı. Hamza, fıtık attı, beni revire götür Hamza, hadi. Ya vebaninin sırası mı? Ne güzel dövüşüyordunuz. Vur, vur. Ulan Hamza, ilaç saati katsın Hamza. Yürü lan revire gidiyoruz. Oo, bildim çok iyi revanici bak, gel. Hadi anca gidersiniz. Efendim, vallahi köze dönmüş kalbimi de alev yaktınız. Efendim, isterseniz bu hafta sonu bir kaplıcaya gidelim. Evet. Zira benim kalbimde yangın yeri. Ooo, baby baby. Come on. Come on, let's get it on. Kalpten çıkmış yangın. Komşumuz oluyor. Artık bu şehir hayatından sıkılıp daha organik bir hayat yaşamak isteyen var mı? Şu arkadaki ama geleceksiniz böyle. Evet, bence şehir hayatı. Çünkü şehir hayatında trafik falan var. İnsanlar işlerine zor gidiyor ama şehir hayatı bana daha şey geliyor, uygun geliyor. Daha siz trafik seviyorsunuz. Evet, trafik seviyorum. Yani mesela işe gidiyor musun? Ben işe gitmiyorum. Sana fikri hoş geliyor yani. Yok. Okula gidiyor musun? Okula gidiyorum. Nereden nereye mesela mesafe? Okul Bostancı'da, ben de Bostancı'da oturuyorum. Sen Bostancı'da oturuyorsun, okul da Bostancı'da. Evet. Evet. Ve trafiği seviyorsun. Trafiği seviyorum. Okul yan sokakta, ben de severim öyle trafiği. Evet. Okula yürüyerek gidiyorsun herhalde. Yok, servisle. 12 dakika sürüyor. Yok, yarım saat sürüyor. Niye? Çünkü bazen trafik oluyor, bazen olmuyor. Ama sen o trafiği seviyorsun. Evet, seviyorum. Neyini seviyorsun? Dışarı bakıyorum, arabalara falan. Öyle. Eklemek istediğin bir şey yok? Yok. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Efendim, bizim bir çiftimiz var. Genelde böyle kurslara katılıyorlar. Bu sefer de organik hayat kursuna, organik yaşam kursuna katılıyorlar. Bakalım bu kurstan keyif alacaklar mı? Kurs hayatları başarılı geçecek mi? İzleyelim efendim. Ya yeter. Bak senin bu organik yaşam sevdan beni tüketti. Bittim, bittim. Lan daha sabah karga kahvaltısını yapmadan, daha çayını demlemeden bizi getirdin buraya ya. Yumurta mı alacaksın, süt mü alacaksın, ne alacaksın? Hadi gidip uyuyalım. Bilal, sen beni yanlış lobunla dinlemişsin yine ama. Biz şehir hayatından kaçıyoruz. Esnafla alışverişe gelmedik. Doğayla alışveriş yapacağız. Burası organik bir tarım kursu.
Ulan yine bir kurs ya. Kızım bu kadar meraklıysan kursa ben seni KPSS'ye yazdırayım. Ömür boyu öğretmen olacağım diye geber git ya. Organik tarım kursuymuş. Ulan bizim bahçemiz yok, bahçemiz. Zaten onun için buradayız. Ey be şapşiyim ya. Bak, burada doğayla baş başa olacağız. Şehirde yaşayamadığımız şeyleri burada yaşayacağız Bilal. Tohum ekeceğiz, meyve toplayacağız, inekleri sağacağız, odunları keseceğiz. Ulan bu bildiğin ırgatlık. Kızım, gel köyde anamın elini öp desem 50 tane bahane bulursun ama kurs hemen koş. Gerçekten beni incitiyorsun ama Bilal. Ben burası için tam 350 TL ödedim. 350 lira verdim. Ne verdin, ne verdin? Ya yeter. Daha rahat insan öldürme teknikleri var. Mesela böğrüme bıçak sok, yemeğime zehir kat. Ama organik tarım kursuna 350 lira vermek ne ya? Bilal beni anlamıyorsun. Bugüne kadar her zaman ama her zaman topraktan aldım. Şimdi toprağa vermek istiyorum. Tamam. Şuraya bir çukur açalım, beni toprağa ver. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. 350 lira diyorsun ya. Ah. Günaydın. Günaydın dostlar. Sizler yeni gelen doğa dostları olmalısınız. Hoş geldiniz. Ben İbrahim. Yeni geldiğimiz doğrudur. Ama ben doğayla dost falan değilim. Hatta bu saatten sonra arama mesafe koymayı düşünüyorum. 350 lira ya. Ben 400 verdim. Daha çok kazansınlar diye. Lütfen ortamı bozma Bilal'cim. Biraz havaya girer misin? Canım, hava bana alttan giriyor. Hava alttan giriyor. Sabahın 4'ünde beni buraya diktin. Ayaz'da kalmış bekçi mabadı gibi burada duruyorum ya. Pardon. Siz sanırım biraz sinirlisiniz ama sakin olun. Bakın ben 3 aydır bu kursa geliyorum. Emin olun değecek. Sabahleyin o tavuğun popişinden diye o sıcacık yumurtayı almak paha biçilemez. O ineği sağarken ki o haz tartışılmaz, müthiş bir şey. Arkadaşım, bak birbirimizi kandırmayalım. Belli ki senin derdin ineği sütüyle değil, kendisiyle. Ups, yakalandım. Tadını biraz merak ettiğim doğru. Lütfen kusura bakmayın. Benim kocam aslında bir ham maddedir. Doğanın özütüdür, odundur. Hoca nasıl biri acaba? Hocamız nasıl biri mi? O en şahane bir insan. O toprağa fısıldayan adam. O doğa ananın en hayırlı evladı. Ah, işte geliyor. Merhaba dostlar. Sizleri selamlıyorum. Sadece sizlere değil, ağaçları, kuşları. Merhaba sarı çiçek. Ah, krizantem. Boynunu bükme. Sana selamların en güzelini getirdim. Efendim? Şakacı. Yeter. Bu adam bitkilerle konuşa konuşa bitkisel hayata girmiş. Allah aşkına gidek, bu bildiğin deli ya. Bilal lütfen yapma, bak daha ders başlamadan hoca bizi duyacak, takacak bize, lütfen sus. Aramızda yeni yüzler var. Hoş geldiniz dostlar. Anlatın bana, kimsiniz siz? Merhabalar, selamlar olsun sevgili hoca. Biz metropol hayatından bunalmış, şehir yaşantısından daralmış, doğaya ve toprağa hasret kalmış, zavallı basit şehirci bireyleriz. Benim adım Yeter, onun adı da Bilal, eşim. Evet. Ne oluyor ya? Harika, harika. Peki sen anlat bize kendini, toprak ananın bir diğer evladı. Söyle bana, nesin sen? Açım ben. Uykusuzum da. Cinlerim tepemde. Bari bir yumurta kırın yiyek Müslüman ya. Seni küçük maki. Sersem ve bitik. Gider borusu, taharet musluğu. Vermeden alamazsın. Vermeden alamaz mıyım? 350 lira verdik, o ne olacak? Maddiyat. Nefretim. Burada paradan bahsetmek yok. Burada sipariş yok. Burada sadece denge ve huzur var. Hocam, burada sadece denge ve huzur var değil mi? Bravo İbrahim. Bugün yine zehir gibisin. Toprakla insan arasındaki ilişkiyi tekrar kurmak, bu bağı tekrar yakalamak paha biçilemez bir şey. Madem paha biçilemez, niye aldın 350?
Anne! H150 konusunu kapatır mısın? Metropol yaşantısından kopup buraya bağ kurmaya geldik. Bağ, organik bir bağ. Evet dostlar. Toprak canlıdır. Onunla iletişime geçmeden önce onunla konuşacağız. Onunla iletişim kuracağız. Toprakla. Evet. Merhaba toprak. Bugün seninle etkileşeceğiz. Bize mahsul ver diye seni yaracak, yaracak, yaracağız. Evet İbrahim. Sıra sende. Konuş onunla, hisset toprağı. Selam olsun sana ey didi güzel toprak. Seni o kadar çok seviyorum ki bazı geceler seninle uyumak istiyorum. Seninle çok ciddi düşünüyorum. Ben de senden korkuyorum İbo. Benden korkuyorsunuz değil mi hocam? Evet yavrum, geç. Evet yeter. Kızım bak. Bırakır mısın? Toprakla konuşacağım. Merhaba Toprak, ne yapıyorsun? İyisindir inşallah, biz de iyi işte. Verdiğin tüm yemeklerin için sana çok teşekkür... Lan. Çok tatlış. Bilal. Teşekkürler hocam. Tamam, oldu mu? Hadi Bilal, hadi Bilal. Kusura bakma, sen de üstüne basıyoruz. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Sen benimle dalga mı geçiyorsun aptal? Ben sana böyle mi öğrettim? Ayrı kota kemirgen. Fare, senin tek bildiğin sadece tüketmek, öyle değil mi amip? Ya ne, ne? Ne konuşayım ben toprakla ya? Ne haber toprağım, nasılsın? Bu mu yani? Seni kınıyorum. Ama dua et, doğanın içindeyiz. O yüzden kinim geçici. Evet, şimdi ilk işlemimize başlayalım. Herkes şu önlükleri alsın. Ver şunları arkadaşlarına da. Önlükleri ha, alıyoruz değil mi hocam? Evet, aferin, aferin. Topraktan bir şey istiyorsak önce ona bir şey vermeliyiz. Hocam, topraktan bir şey almak istiyorsak önce ona bir şey vermeliyiz değil mi? Evet İbrahim, bugün konsantresin. Aferin sana. Şimdi önlüklerinizin içinde potansiyel bitki adayları var. Tohum yani. Hayır, onun adı potansiyel bitki adayları. Şimdi onları düzenli aralıklarla toprağa sunacağız. Tohum serpeceğiz yani. Ay, ne sorguladın ya? Televizyon alışverişine çıkmış emekli baba gibi ya. Yeter, sus artık. Buyurun şöyle, en arkadan, en uçtan başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi sunuyoruz ve bir adım atıyoruz. Sunuyoruz ve bir adım atıyoruz. Siz devam edin, ben sizi izliyorum. Ulan resmen paramızla ırgat gibi çalışıyoruz ya. Yeter. Bak bak, orada da ağa gibi bizi izliyor ha. Ne var ya? Neden şu yaşadığımız tatlı şeyin? Konuşma kendi aranda! Lan! Kırbaç bu! Evet kırbaç. Bunu mu konuşacağız? Konuşmaya değil, çalışmaya geldim. Namussuz. Namussuz. Kızım namussuz diyor. Adam gözümüzün önünde Maho Ağa'ya dönüşüyor ya. Arkadaşlar, şişt, hele bak, domalak. Oğlum bu buraların toprak ağası mı? Of! Yani ne alakası var? Tamam, bir zamanlar Şevket Hoca buranın toprak ağasıymış, köy ağasıymış ama şimdi hocalık yapıyor. Arada aile hoca karışıyor. Ne var bunda? Olur olur. Lan nasıl ne var bunda? Karışıyor. Adam bizi çalıştırıyor ya. Arkadaşlar, İbo, buna bir dur demeyecek miyiz? Hocam, Bilal arkadaşımız beni lafa tutuyor. Toprağa can veremiyorum. Herkes önde baksın, yoksa doğa öğle yemeği vermez. Ne güzel iş ya, yemin ediyorum ne güzel iş ya. Yeter. Allah aşkına buradan gidelim bak. İlle bir şey gömeceksen beni sahilde kuma gömersin. Ne olur karıcığım ya. Sen neden böyle yapıyorsun Bilal? Ne kadar güzel işte. Aha bize yemek veriyor. Bize tohum ekmemiz için elimize tohum veriyor. Daha ne istersen? Allah'ım, karım gözümün önünde marabaya dönüşüyor ya. İşin kötüsü onu da hiç beceremiyor. Evet arkadaşlar. Sunum işlemi bitti. Şimdi tarlanın verimliliğini arttırma hareketine geçeceğiz. Hocam, şimdi tarlanın verimliliğini arttırma hareketine geçeceğiz değil mi? Sen de benim söylediklerimi ikide bir tekrar edip prim mi yapıyorsun lan? Edepsiz. Siz şimdilik azıcık dinlenin, ben gidip aleti getireyim namussuzlar.
Yeter. Heh. Bak bu iş gittikçe garipleşiyor. Allah aşkına gidelim buradan ya. Ya niye gidelim Bilal? Ne güzel işte. Adam tam bir toprak insanı. Evet. Verimlilik aparatı da geldi. Ulan! Saban bu. Bizi sabana mı sürecek ya? Ay! Ne kadar güzel. Birlikte seninle kardeş kardeş saban süreceğiz. Sabancı kardeşler olacağız. Evet İbo. Sen de diğer tarafa geç. Çok güzel. Yeter. Sen de benim şapkamı getir. Baş üstüne. Resmen kafama güneş geçti. Terletir o. Ulan resmen sabana sürdü herif bizi ya. Hocam! Artık günün sonunda bize bir yevmiye verirsin, he mi? Bir de yevmiye mi istiyorsun ana mısız? Senin karnını ben doyururum. Senin tarlanı ben veririm. Daha ne istiyorsun it oğlum? Buyurun hocam, şapkanız. Şapka değildir. Dengeli fötör şapka. Heh. Yeter sen de geç sabanı sür. De haydi öyle ne oldu, haydi. Şişt, arkadaşlar, bir olursak ağayı yenebiliriz. Benimle misiniz? Hocam, Bilal arkadaşımız sosyalist sosyalist konuşup benim aklıma girmeye çalışıyor. Yılanın başı aha bu Bilal de aham. Bana bak Bilal, sen ne yapıyorsun? Adam bize aş veriyor, yatacak yer veriyor, hatta yemek veriyor. Nankerlik ediyorsun. Kızım sen ne ara kabullendin her şeyi ya? Hiç. Lan sizin karnınızı ben doyururum, size babalık ederim. Senin boğazından geçen iki lokmadan birinden benim emeğim vardı. Ne güzel iş ya. Adam burada entelleri hoca ayağına çalıştırıyor. Bir de hiç para vermiyor, üstüne para alıyor. Bilo, beceremiyorsun Bilo. İşine odaklanmıyorsun, torpağa odaklanmıyorsun. Ya yeter lan. Başlarım şimdi seni torpağına ha. Hayret bir şey. Hadi kov o zaman beni. Bütün iş sana kalsın. Hadi kov beni. Kovmayacağım. Ne kovmayacağım? Hadi kov. Ben seni kovmayacağım ama sen kendi gidebilirsin. He, tazminatinde 80.000 kayme. İbo hadi hızlı sür, ağam izleyin. Şarkan! Ne hali burada, ne hali? He ana, ne olsun valla çok... Sen ne işin var burada? Karşı köyle çok iyi bir anlaşmaya gidik. Eğer karşı köy muhtarının kızıyla bu köyden birini evlendirir isek... ...çok kazançlı bir iş yapık. O çirkin kızlar. He. Bana bu köyden ara kuru biri gerek. He vallahi ama sana kimi verem ki? Aha! Şu kısa boylu iyi gözü ki. Şişt Bilal sen öne çık bakayım. Seni karşı köy muhtarının kızına vermişim de. Ha yeter lan! Böyle iş mi olur? Yeter ya! Bilal. Kızım bir dakika dur. Sakince şu köşede bekler misin lütfen? Ne oluyor lan? Ne uğraşıyorsunuz be kocam lan? Vallahi seni mahalleye şikayet ederim. Sigortası işçi çalıştırıyor diye görürsün gününü. Sen de fosil olana kadar içeride yatarsın. O zamanında zaten kısıtlı. Hadi lan! Sosyal villak çocuğuyuz biz oğlum. İsyan ha? Aynen. Maraba kısmısı isyanı çözdüyse... ...aya da gitmek düşer. Hocam! De hadi göçeyim. Hocam bu bir isyan değil mi? He isyan. Hadi. Sen de bizimle gel. Traktörü çakıyorsun. Hadi yürü! Yürü hadi! Kız, hı? Sen beni kıskançlığından az önce feodaliteyi mi bitirdin? He? Deli. Herhalde Bilal. Sana olan aşkım o kadar organik ki... ...bu sayede de ruhunla besleniyorum. Hadi yürü gidiyoruz. Nereye Bilal? Köyümüze, anamın yanına. Ben seni orada bir organik seveceğim, bir organik seveceğim. Hadi yürü kız. Tartışma programında ideal kadını tartışıyoruz. İdeal kadın nedir onu tartışıyoruz. Bakalım program nasıl geçecek efendim. Buyurun. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Tarafsız ve objektif tartışma programı çoğunluğun yanında ya... Hoş geldiniz. Bu akşam konumuz ideal kadın. Konuyu konunun uzmanlarıyla tartışıp konuşacağız. Sizlere konuklarımı tanıştırmak isterim. Kadın Hakları Derneği Başkanı Sayın Nezaket Ketenpere.
Erkekliğin kitabının yazarı Sayın Fikri Adam. Erkek berberi Sayın Hüseyin Erkek. Kasa tasarımcısı Sayın İsmail Kasa. Ve düz erkek Sayın İbrahim Düz Efendim, hoş geldiniz. Şimdi kadından mı bahsediyoruz, mal mı indiriyoruz anlamış değilim. Yani bir kadını tartışacaksak bu kadar erkek niye geldi bilmiyorum. Anlamadım. Şimdi siz Dilek Hanım kadın değil mi diyorsunuz? Şimdi mantıken ideal altının kaynayan kuponunu tartışmak için gidip atlarla mı konuşmamız lazım? Zaten sorun da bu efendim. Sizin kadınlara at muamelesi yapmanız. Evet. Ama ben buraya siz erkeklere derdimizi anlatmak için geldim zaten. Evet, Nezaket Hanım madem derdini erkeklere anlatmak için geldi, öyleyse sözü Fikri Bey'e vermek istiyorum. Fikri Bey, sizce ideal kadın nedir? Bak, Dilek Hanım, kadın ikiye ayrılır. İdeal kadın, ideal olmayan kadın. İdeal kadın özgür olmalı. Evde çocuk bakarken, evde bulaşık yıkarken, evde eşiyle ilgilenirken özgür olmalı. Özgür olmalı. Ama evde temiz olmalı. Oldu olacak. Üstüne de kapıyı kilitleyelim. Tam olsun efendim. Yani kadın dışarı çıkmazsa nasıl özgür olacak acaba? Zaten işiniz gücünüz şekli şukur. Başka bir şey değil. Bir kere de delikanlı olun ya. Mert olun. Adam gibi olun böyle. Direkt takır takır net konuşun. Kadınlık bu değil ya. Çok pardon. Bana mı söylediniz acaba? Size söyledim ama konuyu uzatıp muhatap olmak istemiyorum. Zira kadın kökenli bir insansınız. Pekala Hüseyin Bey, size sormak istiyorum. İdeal kadın nasıl olmalı? İdeal kadın bir kere adam gibi olacak. Delikanlı olacak. Erkek gibi olacak. Oturmasını kalkmasını bilecek. Yani ben şu an sizin şu oturuşunuza bir bakıyorum da. Yani bakın, şu oturuşa bir bakın ya lütfen. Lütfen rica ediyorum. Olimpik jimnastikçi gibi değil mi? Ben şu sandalyeyi çeksem, bakın çekiyorum sandalyeyi. Merak, bir daha çekeyim. Bakıyorum. Bakın, çekiyorum. Hayat ya. Böyle kalmış bu efendim. Böyle kalıplaşıp kalmış. Yani beyefendinin açtığı bacak aralığında minimal bir aile yaşayabilir. Tabii. Hala kalkmış, kadın nasıl oturup kalkacağını bilmeli diyor. Ben, sizden yer mi kalmış ki oturup kalkacak? Ben oturmayı kalkmayı sizden mi öğreneceğim ya? Ben bir kere kadınları çok iyi tanırım Dilek Hanım. Ben kadınların içinde büyüdüm. Benim anam, ablam, babaannem hepsi kadın. Ben kadınlığı sizden öğrenecek değilim. Anlaşıldı mı? Ben kadınım. Öyle eden deyip seviyeyi düşürme burada. Bakın bana laf çarptırılıyor ha. Saygısızlık bu. Pekala, gerilmeyelim. Tansiyonu düşürmek adına konusunda ezber bozan modellemeler yapan İsmail Bey'e dönmek istiyorum. İsmail Bey, sizce kadın nedir? Efendim, kadının, ideal kadının ne olduğu burada kadın dergilerinde açık seçik yazıyor efendim. Bakınız, Hello Sister dergisinde ve Hey Woman Hey dergisinde gördüğümüz gibi. Şimdi Hello Sister dergisinin 16. sayfasını açtığımızda bize Pilates'ten bahsettiğini görüyoruz. Bakıyoruz Hey Woman Hey dergisinin 16. sayfasını açtığımızda ne görüyoruz? Tam 20 kez onu çıldırtın yazıyor. Şimdi 20. 20'yi bir kere baştan koyuyoruz. 20 hangi sayfa? 16. sayfa. 20, 16 ne oluyor? 2016 yılında, yani içerisinde bulunduğumuz yılda Pilates yapan ve sözlüsünü çıldırtan kadından bahsediyor. Yani Pilates yaparken sözlüsünü çıldırtan kadına biz ideal kadın diyoruz efendim. Şimdi efendim, çok özür dileyerek burada ben bir araya girmek istiyorum. Bu kadın dergileri naçizane fikrim. Bence kadınları sınıflaştırıyorlar efendim ve bu kadını basitleştiriyor benim kanaatim. Sorduk mu? Anlamadım. Biz de anlamadık. O yüzden konuyu konusunda ekstra uzman İbrahim Bey'e sormak istiyorum. İbrahim Bey, öncelikle sizi tanımayanlar için kendinizi biraz tanıtır mısınız? Ben İbrahim. Düzüm. Televizyon bakarım. Çay içerim. Mandalin soyarım. Soyup yerim.
Ananas soyamam. Mandalin. Televizyon baktığımdan bahsettim. Dizi. Evet, gördüğünüz gibi kendisi son derece önemli bir insan. Peki İbrahim Bey, sormak isterim. Sizce ideal kadın nasıl olmalı? Televizyon bakar. Çay koyar. Elma soyar. Elma soyarsa kabuksuz olur. Soymazsa kabuklu. Vallahi helal olsun. Yemin ediyorum helal olsun. Kadınların sesi oldu bu adam. Bravo. Çok bravo. Güzel konuştu. Gerçekten, yemin ediyorum. Gerçekten bravo ya. Al kes bunun filmini izledim. Yani. Helal olsun. Bak. Evet, gerçekten konuyu bize bütün derinliğiyle anlattınız. Bizi bize, bizimle anlattınız. Ben de tam da bu noktada kadın olmak konusunda en birincil ağızdan bize anlatacak olan kişiye söz hakkı vermek istiyorum. Kendisine yeterince söz hakkı veremedim. Kusura bakmayın. Siz değil efendim. Fikri Bey, size sormak istiyorum. Bir kadının ideal olup olmadığını nasıl anlarız? Bak şimdi Lehan, kadın ikiye ayrılır. Kadın. Bak, ikiye ayırdım. Espriler de ikiye ayrılır. Komik espriler, komik olmayan espriler. Kimse gülmüyor ama olsun. Pekala Nezaket Hanım, size sormak istiyorum. İdeal kadın ne yer, ne içer, nerede yaşar? Sulak yerde yaşar. Efendim, kadınlardan bahsediyoruz, dere kurbağalarından değil. İsmail Bey, size soruyorum. İdeal kadın nerede yaşar? Efendim, ideal kadın nerede yaşar? Ben tam olarak koordinatlarına kadar çözdüm. Bakın, şimdi Hello Sister dergisinin 7. sayı 77. sayfasını açıyoruz efendim. 77. sayfada Yaşar Alptekin'in resmi var. 90. 60. ve 90. sayfalara, yani 90-60-90 ideal ölçülerine baktığımızda da ev resimleri var. Yani Yaşar ve ev. Demek ki ideal kadın evde yaşar efendim. İdeal kadın evde olmalıdır, evde yaşar, öyle mi? Evet. Tamam, o zaman ideal kadın burada. İdeal kadın olurum. Televizyon bakarım. Çamaşır yıkanır. Çamaşır toplanır. Kurursa. Kurumazsa beklenir. Allah'tan inşallah belanı verir diyeceğim. Şaka şaka. İşte bak, sana en güzel cevabı ha bu arkadaşım verdi. Helal olsun. Yemin ediyorum şiir gibi konuşacak. Yerini yadırgadı ama. Nezaket Hanım, siz de bundan sonra ideal bir kadın olmak istiyorsanız erkek gibi düşünmesini öğreneceksiniz. Ya ben niye erkek gibi düşüneyim be adam? Bunu da adam yerine koymaya gelmiyor. Ya çok tatlı bu ya. Yemin ediyorum çok tatlı ya. Çok seviyorum ya. Çok komik bu ya. Buna bir tek ben mi gülüyorum ya? Hayatta bir karşılığım yok mu benim ya? Bakınız efendim, burada çok ciddi konular var tartışmamız gereken. Yani mesela kadının kariyeri. Kadının kariyeri sadece kıyafetiyle birlikte bağdaşlaştırıp algılandırılmaya çalışılıyor efendim. Ha, bir dakika. Ben bu konuda bir kere çok netim. Kadın giyinecekse adam gibi giyinecek. Bak, bütün modacılar erkek. Doğru mu? Bundan sonra da herkes adam gibi giysin artık. Ay ben artık çıldıracağım burada, delireceğim yani. Lütfen ama ya hem burada hem sokakta erkeklerin kadınlara nasıl davranması gerektiğini söylemelerinden ben bıktım artık. Siz kadını metalaştıramazsınız. Ya kadını kim metalaştırıyor? Ne saçma laf bu ya? Yok alevyonlaştırma.
Sen bir kere kadınları metalci diye ötekileştiremezsin. İstediğini dinlesin herkes. Evet, kadınları ikiye ayırırsın. Taş gibi olanlar, taş gibi olmayanlar. Ki biz onlara patates diyoruz. Biz de sizin gibilere öküz diyoruz. Yahu bu nedir şimdi? Ben anlamıyorum. Lütfen, bakın hepinize birden soruyorum. Hepinize soruyorum. Siz en son hangi kadının elini tutup da gözüne baktınız? Annem. Bibimin. Ebemin. Kasiyerden yüz üstü alırken. Yüz üstü. Daha bir kadını sevmeyi bile becerememiş adamlardan kadını dinleyecek değiliz efendim. Yürüyün gidin. Hadi gidin. Çay ne? İçelim. Nereye? Çay içelim. O zaman gidelim. Sizin engin bir yerden faydalanmak isterim. Tabii. Hadi buyurun gidelim. Hayır. Hayır ama şey değilsin. Ama yani. Olmadı mı? Evet sevgili seyirciler, programımız maalesef tatsız bitti. Programımızın konukları stüdyoyu terk etti. Biz de maalesef ideal kadının ne olduğunu öğrenemedik. Ben söyleyeyim size ideal kadın nedir. İdeal kadın diye bir şey yoktur. İdeal insan diye bir şey vardır. İdeal insan da insanı kadın, erkek, siyah, beyaz diye ayırmayan insandır. Tanıdığınız bir işkolik var mı? İşine çok bağlı, eve iş getiren, kafasını kaldırmayan, devamlı çalışan. Ve bakın şu arkadaş ne diyecek merak ediyorum. İsim ne senin? Ayağa kalk. Adım ayağa... Osman Timuçin Kaymak. Osman ayağa kalk. Tamam. Ne bu mikrofon sesimi kötüleştiriyor. Ne söyleyeceksin bize? İşte ben sorduğu soruyu anlamadım. İşkolik bir insan mısın? İşkolik ne demek? Devamlı işle ilgilenen, boş vaktinde bile iş konuşan, devamlı hayatı iş olmuş bir insan. Öyle bir tanıdığın var mı? Var. Kim? Babam. Tam sözü başkasına verin. Bizim işkolik bir ailemiz var efendim. Beklenmedik bir misafir geliyor evlerine. Bakalım düzenleri bozuluyor mu? Durumla nasıl başa çıkıyorlar, çıkabiliyorlar mı? İzleyelim efendim. Karıcığım, ben geldim. Selam kocacığım. Günün nasıl geçti? İyi. Senin günün nasıl geçti? Vallahi o kadar yoğundum ki şu anda koca bir bufaloyu yiyebilirim. O zaman seni köşedeki steakçiye eskiyel edeceğim. Çünkü sana yemekte sadece kapuska forward edebilirim. Hayatım, ben almayayım sağ ol. Biliyorsun kapuska beni kapus yapıyor. Üç gecedir eve geç geliyorsun Mesut. Farkındaysan ben gülmedim. Çünkü şaka yapmıyordum. Professional evlilik hayatına uymuyorsun Mesut. Kuralları yerine getirmiyorsun. Canım geç kalma sebeplerimi sana mail olarak post edebilirim çünkü bu ara çok yoğun. Ben de bu ara çok yoğunum. Ama professional evli bir kadın gibi başka bir şey yapıyorum. Eve iş getiriyorum. Sen de getir. Hayatım bu konuyu seninle discuss etmeyeceğim çünkü kendimi down etmek istemiyorum. Aa, hadi ama yani bunu talk about yapmayacak mıyız? Case closed mu? Of. Alo babacığım nasılsınız? Çok yoğunum baba o yüzden arayamadım. Hı? Ağzıma mı? Bacağıma da. Babacığım. Bacağıma niye dışkılıyorsunuz? Aa, baba söyledim ya size. Bu ara çok yoğunum. Aa, toplantıya katılmak zorundayım. Ben müsait zamanda sizi arayacağım. Bye. Of, bu iş yoğunluğu arasında bir de aile aksiyonuyla uğraşamayacağım. Kim bu yahu? Açın kapıyı ebeveyn. İçeride olduğunuzu biliyoruz. Çabuk açın. Oğlum kapıya gelin de turşular var çok ha. Evde annem...
annemle babama basıldık. Git aç bari kapıda kalmasınlar. Allah Allah, hiçbir eventimiz de yoktu bugün için. Baba. Ay Bilal, bunu ben mi doğurdum, bu benden mi çıktı kurban olurum? Ne o lan? Paravan açılınca gudubet görmüş izdivaç adayı gibi kaldı. He? Hani siz çalışıyordunuz, işteydiniz. Babacığım evde çalışıyoruz o yüzden. Buyurun buyurun, geçin oturun lütfen, ayakta kalmayın. Ah, siz teyze memleketten niye kalkıp geldiniz ki? Biz gelirdik. Nah gelirdiniz. Nereye geliyorsunuz? 5 yıl oldu, 5 yıl hala gelmediniz ya. Böyle şey mi olur? Koya internet geldi, siz gelmediniz. Yavrum dayanamadık, çıktık da geldik ya. Anneciğim, işler güçler gerçekten çok yoğun. Çok işimiz var. Amerikan başkanı mısın lan sen? He? New York borsasına mı yön veriyorsun? G8 mi yönetiyorsun? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ya ne güzel eskiden gelirdiniz, giderdiniz. Papaz kimde oynardık, komikli video izlerdik. Nerede ya bunlar? Hiç vallahi hiç. Biz kararımızı verdik, geldik, birkaç gün burada kalacağız. Oğluma, gelinime, torunlarıma doyacağım. Evet. Verdim kararı. o zaman ben gidip bunları bir çıkış olarak alayım. Pardon, ben size kahve getireyim. Kusura bakmayın, ev ve iş hayatı birbirine mix oldu da. Kusura bakmayın. Lan, 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 lan. Lan, lan, evde evmiş ha. Evet. Mesut. Kaç para alıyorsun lan sen? He? Okurdum. Bakayım. Söyle. Ulan evin balkonu da nasipse olurum balkonu gibi ha. Kaç para alıyorsun oğlum sen? Ya ben çok mu sabah programı izliyorum? Şimdi fark ettim. Babacığım gerçekten çok şakacısınız ha. Bu nasıl gülüş ya? Yemin ediyorum görümcem daha samimi gülüyor. Lan oğlum biz niye ziyarete gelmiyoruz ya? Camış mısınız? Anneciğim, ben de gelmeyi çok istiyorum ama kalendarım gerçekten çok yoğun. Yani size ayıracak zamanım impossible. Ne diyor Bilal? Ben hiçbir şey anlamadım. Lan ananla öyle ağzını yavşalaya yavşalaya konuşma. Vallahi sen dişlerini dökerim ha. Şey diyor canım, kalender paso çalıştırıyor muymuş bunlar, neymiş? Gönderdik, mutfağı salona katıyor herhalde. Yani anneciğim, sana söylediğim gibi takvimim gerçekten çok yoğun. Yani ben de gelmek istiyorum ama bir türlü zamanım olmuyor. Ah! Babana söyle ne iş yaptığını. Gözlerinde ne gördün Bilal bir anda? A4 boş. Boş A4 arıyor ama bir şey yok. Niye öyle oldu? Mavi ekran verdi, beni de anlamadım. Soralım. Bir anda her şey kafamdan gitti. Zaten sesi bir kısıldı. Evet. İçe doğru böyle özüttü kendini. Sonları duyamadım. Halbuki burası en özgüvenle söyleyeceğin yer. Biraz da o yüzden durdurdum. Evet. Yani burayı çok büyük özgüvenle söyleyeceksin. Sonunda da insan kaynakları müdürü olduğunu söyleyeceksin. Anneciğim, ben de gerçekten gelmeyi çok istiyorum. Ama biliyorsunuz ben... İnsan kaynakları müdürüyüm. Oğlum, sen benim kaynağımdan gelip insan oldun. Sen benim kaynağımdan gelip insan oldun. Geldiğin yeri unutma. Buyurun kahveler. Bu sizin grande, bu da sizin grande. Bu da senin grande. Bu ne kızım böyle beyaz beyaz kopuklu? Karamel macchiato. Karamel at mı gelmiş? Dur kızım sen. Değil miydi o ya? Ya bu üstüne de mezar taşına yazar gibi adımı yazmış bak. Görüyor musun? Kızım, altına da şey yazsaydın, ruhuna Fatiha. Ya anlamadığım şey, senin çizine bardak yok mu yavrum? Bizden mi esirgiyorsun ya? Bu ne böyle aç doyuran gibi bardaklarda kahve getirmişsin? Hiç görmediğim şeyler ya. Bunlar nasıl samimiyetsiz davranışlar ya? Mesut, shopping listemize small bardak alacağız diye lütfen ekler misin? Ben şimdi sana yazıp post ederim, ondan sonra sen de onu push edersin. Ya da ben onları çıkartırım, sana veririm sonra çıkmasına. Tamam hayatım, ben de senin mailini zaten kapıcıya forward ettim. Kapıcıya çıktı mı verecekmiş? Yok yok, kapıcıyı forward oynatacakmış herhalde. Aman neyse ne ya. Hadi ne zaman papaz kimde oynayacağız Mesut? Bu sefer alnına çakacağım papazı, yemin ediyorum. Lan, lan, lan. Evde evmiş ha. Oğlum sen kaç para alıyorsun? Merhabalar. Ben geldim. Anam, torunum geldi. Gel lan azıcık seveyim seni Mehtap.
Şuna bak ya. Çok büyümüş. He, bizim ağırdaki montafon sığırı gibi semirmiş ya. Gel lan. Bilal Bey, hoş geldiniz. Mehtap Hanım, hoş geldiniz evimize efendim. Anne hanım, merhabalar. Bey diyor, hanım diyor, öpmek yok. Oğlum ya, vallahi bu çocuk yanlış yerde. Ben sadece siz bunu iade edin. Ebeveyn falan bunu geri vermeye garantisi falan var mıydı? Ne kuruyor bozuk motor gibi ya? Bu ne samimiyetsiz ortam delireceğim. Tamam kızım. Biz özellikle çocuklarımızı böyle yetiştiriyoruz. Saygılı. Böylece iş hayatına da onları bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Bence siz beni ahirete hazırlıyorsunuz. Bu ne lan? Böyle torun mu olur? Müşteri hizmetleri gibi torun ya. Vallahi torunu da kendilerine benzetmişler Bilal. Ada burama kadar geldi. Ben dayanamıyorum. Ben helaya gideceğim. Hadi. Vallahi bu neymiş? O kadar yoldan geldim. Hela. Sen niye geliyorsun peşimde? Size temiz havlu getireceğim. Gülme gülme. Sinirimi bozdu. Onu da mı çıktısını alacağım? Bak hala gülüyor. Bak kaynalılıktan değil. Vallahi çok gıcıksın. Allah'a çok gıcıksın. Ya böyle şey görmedim Bilal. Komik kadın. Bir ya. Ya gıcık aile olmuşsunuz maşallah size ya. İbrahim'im dersleri nasıl oğlum? İbrahim, göster bakalım dedene. Lan yeter tut! Küçükken gördük, daha neyin gözümüze sokuyorsun? Babacığım, ondan bahsetmiyorum. Yani sunumunu çıkarmasını istiyorum. Kötü giden dersleriyle alakalı bir sunum hazırlamasını istemiştim. Sunum? İbrahim Bey. Hı hı. Evet, Mesut Bey. Bilal Bey, size sunuma hoş geldiniz efendim. Şöyle açıklayacak olursak... Sevgili aile, gördüğünüz gibi ergenliğe girmemle birlikte libidomda grafikte gözlenen böyle yükselen artış, sınavlarımı derslerim olumsuz etkilese de son sınavlara müteakip çok çalışıp bu arayı kapatacağımı size söz veriyorum. Hmm. İbrahim Bey, ben de sizinle ergenlikle ilgili bir toplantı set etmek istiyordum. Aa, tabii hemen set edelim şimdi. Müsaitim ben şu an, tabii. Evet, burada da görüldüğü gibi son gelen su faturasındaki artış sizin banyoda geçirdiğiniz zamanla doğru orantılı. Şu ben miyim? Evet. Bu lineer kayıptan ötürü de sanırım sizi kovmak zorundayım. Ne? Ha, Mesut Bey, lütfen yapmayın efendim. Daha yeni telefon aldım. Harçlıklarımı biriktirip telefon almışım. Taksitim var. Yanarım. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor ya? İki dakikada drama bağladınız. Geç oğlum sen şöyle. Senin ne çocuğun üstüne gidiyorsun lan? Belki kotası dolmuş çocuğu. Sen kendi ergenliğini hatırla. Ya bu ergenken biz banyoya bildiğin kuyu bağlattık. Dipsiz kuyu ya. Sen onu bunu bırak bakayım söyle. Kız var mı lan? He? Aa balık takıldı mı? Tarla mahsul verdi mi? Hemen açıklayayım efendim. Bak yine ya. Sevgili Bilal Bey. Efendim burada bu grafikte görüleceği üzere Merve ve sevgilisi Berkecan'ın ayrılığının ardından başlattığımız Merve'yi teselli yatırımları kısa vadede çok sonuç vermese de uzun vadede sonuç alacağımı düşünüyorum. Aynı zamanda Cansu'ya yaptığımız, Cansu'yla aramızdaki sıcak temaslar gerçekten bakıyoruz yükselen bir grafikte ilerliyor. Oğlum bırak şimdi trafiği. Sen yükseliyor mu ondan haber ver bana. Ya bu ne olmuş ya? Bu çocuk böyle değildi ya. İbrahim. Oğlum biz seninle komiklik dizi izlerdik. Papaz kimde oynardık? Pasuparula da kelime bulurduk. Ne oldu lan sana? Ayarlarını bozmuşsunuz ya bu çocuğun. Yalnız koltuk da koltuk ha. He? Pahalıdır bu. Kaç para alıyorsun oğlum sen? Güzel, güzel. Kurabiye çok güzeldi. Aferin yani. İyiydi, öldür hakkını yeme. Sonra ver kaynananı tarifini. Tarifini veremem ama fişini veririm. Sizi direkt o dükkana push edebilirim böylece. 40 yılın başında bir öveyim dedim. Sen tuvalete gitmemiş miydin? Oradan da mutfağa geçtik. Kurabiyem yediniz onu. Elini yıkadım onu. Bunlar önemli ayrıntılar. Tabii. Burada mesaj veriyoruz bir yandan. Yani. Yıkadım, paklandım. Evet, kurabiyemi yedim. Kurabiyemi yedim, geldim. Tamam, şimdi oldu. Gel, gel. Herkese merhaba. Anam. Babaanne, dede, hoş geldiniz. Ay bu normal insan kalmış ya. Bunun ayarını bozamamışlar. Ay kurban olurum. Kızım sen ne olur değişme bunlara benze. Bunlar seni de kendilerine benzetirler ya vallahi. Bu ne ona forward diyor, o ona push ediyor. Bir şeyler yapıyorlar. Sahte sahte gülüşler sabahtan beri. Ay içim kıyıldı.
ettiniz ya? Ben böyle şey gördüm. Tamam, yalnız babaanne, size bu konuda son derece katılıyorum. Ben de bu ailedeki pozisyonumu gözden geçiriyordum. O yüzden bir an önce evlenip kendi ailemi açmak gibi nominal bir hedefim var. Ben de birkaç yıl içerisinde yalnız yaşama planımı size eskiyat etmeyi düşünüyordum efendim. Merak etmeyin çocuklar. Kısa zamanda bir meeting yaparız. Additional olarak bunları tartışırız. Evet hayatım, bu konuya PPM'de karar vermemiz lazım. Lan! Oğlum sen de her insan gibi oturup karınla karar versene. Ne oranla buranla karar veriyorsun? Ne demek? Hayır babacığım, PPM'in doğrusu. Lan yeter be! Ulan siz de pis bir aile olmuşsunuz ya. Ne pis ailesi baba? Normal pis bir aile. Yani biz gayet modern ve profesyonel bir aileyiz. Profesyonel aile ne lan? Ağzını kırdırtma oğlum şimdi bana. Ailenin profesyoneli mi olur ya? Bunlar senin çocukların maaşlı çalışanın değil. Baba dediğin böyle mi olur? Baba dediğin çocuklarıyla toplantı set etmez. Top teper, güreş eder. Ana dediğin de bir mandalina soyar, çocuklarına kol kanat gerer, ıhlamur yapar. Ne oldunuz siz ya? Siz bana söyleyin bakayım, en son bir arada ne zaman vakit geçirdiniz? Ne zamandı? En son arabada hep beraber trafikte sıkışıp kalmıştık. O olabilir mi? Bu ne kolaydı. Böyle şey mi olur, böyle aile mi olur? Bak, hemen yarın hep birlikte pikniğe gidiyoruz. Bir aile ruhu gerekiyor size. Ya hayır, yarın olmaz. Yarın bir toplantı set ettim ben. Çarşamba olabilir. Çarşamba mümkün değil. Misafirlerime brief vereceğim. Perşembe olur. Perşembe olmaz. Derya ile buluşup Berke'yi push etmem gerekiyor. Cuma olsun. Cuma hiç olmaz. Cuma günü ev boş. Ev boş olduğu için ben evde kalıp kendimle bir toplantı set edip bazı görselleri elden geçireceğim. Yeter lan! Yeter! Hepiniz önüme düşüyorsunuz, köydeki eve gidiyoruz. Saygısızlar, ben size orada kuş burnu puş edeceğim. Mangal set edeceğim ben size orada. Ya o neşeli günlerimizi hatırlayacağız. Siz nasıl bir aile oldunuz ya? Vallahi sinirden bak, elim ayağım titredi. Kurban olsun. Bana bir ağrı kesici set et, yoksa bunlar bana pamuğu puş edecekler. Görüyoruz değil mi dedeniz ne hale soktunuz? Görüyoruz değil mi? Ha? Görüyoruz. Hep birlikte toplanıyoruz. Vallahi gelmenin etini çimdirip düşün önümüze gidiyoruz. Hadi yürü düşün. Bakayım. Yürü bakayım. Kızım sen de. Çok yok. Çok çok yok demiş. Çok çok. Mesut. Oğlum sabah beri soruyorsun soruyorsun cevap vermiyorsun. Ne kazanıyorsun lan sen? Nasıl? Pardon ya. Bunu bir de böyle bu paketin geldiğine çocuklar gibi mutlu olmuş şekilde söylesek, bir de öyle denesek. Yani çocuklar sürpriz, gibi şey. Ha, sürpriz olmuş, paket gelmiş. O kadar sevinçlisin ki daha böyle bir sevgi yumağı gibi Bilal'e anlatsan. Ben görünüyor mu? Ya 23 Nisan'da Cumhurbaşkanı koltuğuna oturuyorsun. Elim kolum küçüldü ya.